11 Ocak 2020 Kasıphane ürünleri etin karkasın çıkartıldığı bölgesine göre farklı bölümleri ve özellikleri bugünkü konumuz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Kasıphane ürünleri dersinde çok güzel çok önemli birbirinden değerli ve kıymetli konuları bir arkası arkasına anlatmaya çalıştık. Ben size dönemin başında Kasıphane ürünlerinde eti ve etin bölümlerini kısımlarını özelliklerini tanıtırken şöyle bir görüntüyle merhaba demiştim ve bu görüntünün aslında son dersimizde özellikle ele alınacağını söylemiştim. Bu namı değer pöç o da bir hayvanın et bölümünün farklı bir bölümünü ifade eder. Ancak arkadaşlar bölgelerine göre etin çeşitleri nasıl olursa olsun hangi genel yapıyı ifade ederse etsin. Etler sınıflandırılması sırasında üç temel bölge yapısına sahiptir. Bunlardan birincisi etin kalitesine göre bölgelerinin ayrılması. Bunu daha önce söylemiştik. Birinci kalite, ikinci kalite, üçüncü kalite ve dördüncü kalite olarak kırmızı etlerde. Özellikle küçükbaş hayvanlarda ise birinci ve ikinci kalite etler olarak söylemiştik. Birazdan bir sayfa halinde onu göstereceğim. İkinci önemli konu yumuşaklık ve sertlik durumuna göre etin bölgeleri ve o bölgelerden çıkartılan etler dikkate alınır. Üçüncü önemli konu ise Yine yumuşaklığa ve içerisindeki su tutuculuğa bağlı olarak ve pişme dereceleriyle birlikte lezzetine göre etler farklı bölümlere ve farklı yerlerden farklı şekillerde çıkartılır. Şimdi hızlı bir şekilde kalitelerine göre etlere baktığımızda gördüğünüz gibi sığırlarda birinci kalite et pirzola işte arka kısımdan çıkartılan etler üst sırt kısmından çıkartılan bonfile kontrafile ve antrikot dediğimiz Birinci sınıf etler ve kontra nuarla özellikle rosto bölümü, yumurta tranş bölümü ve sokum biftek bölümleri önemli bölümlerdir. Bunu daha önce anlattığım için hızlı geçeceğim. İkinci kalite etler nuar kol ve döş kısmıdır, özellikle orta kısmı. Üçüncü kalite etler pirzolanın ön kısmı, gerdan yani boyun kısmı ve döş kısmıdır. Dördüncü kalite etler ise incik ve boşluk karın boşluğu olarak karşımıza çıkar. Onların farklılıklarını birazdan resimlerde tek tek ele alacağımız için çok fazla üzerine durmuyorum. Koyunlarda ise bugün arkadaşlar sizlere koyun kısımlarını ayrıca anlatmayacağım. Büyükbaş hayvan bölümlerine daha çok dikkat edeceğiz. Ama orada da sırt etleri, but etleri birinci kalite. ikinci kalite ise kol etleri özellikle erkek hayvanın ön kol etleri. Daha kıymetlidir ve az bulunur. Bunun sebebi erkek koyunlarda daha az koku yapma özelliğidir. Daha önce anlatmıştık. Tabi bu hayvanın cinsine göre yaşadığı bölgeye göre değişiklikler gösterir. Üçüncü kalite ise döş ve karın etleri yine aynı şekilde ama bir baş bölgesi olarak karşımıza çıkar. Şimdi isterseniz lezzetine göre ve yumuşaklık durumuna göre şöyle bir iki tane önemli haritamız var. Bunlara bir dikkat edelim. Bakın arkadaşlar yukarıdaki hayvanımızın bölümlerinde mavi ile gösterilen yerler yumuşak etler, sarıyla gösterilen yerler orta sertlikteki etler, kırmızıyla pembe ile gösterilen yerler ise sert etler. Buna kafa, ayak ve kuyruk bölümü de dahil. Yani kırmızı ve gri diyelim. Buna göre etin pişme derecelerini kendiniz kafanızdan hayal edebilirsiniz. Özellikle şu resmin en üst tarafına dikkat ederseniz zaten anlaşılıyor burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yumuşak etlerin hayvanın sırt kısmında fazla hareket etmeyen bölgede yer aldığını biliyoruz. Zaten o bölge sağ taraftan da anlaşılacağı gibi pirzola, kontrafile ve bonfile'nin çıkartıldığı bölgedir. Sağdaki ette şu görüntüde gördüğünüz gibi. Pirzola özellikle hayvanın boyun ön tarafına dayalı bölgedir. Büyükbaş hayvanlarda pirzolanın çıkartıldığı yer aslında dallastik de denilen aşağıya doğru kaburganın uzantılarının ifade edildiği yerdir. Bunu şöyle de anlatabiliriz. Hayvanın o bölgesini ele alırsak arkadaşlarım. Şöyle şu resmi alayım da onun üzerinde göstermeye çalışayım. Şöyle herkes paint'i görüyor mu bana bir yazarsanız sevinirim şöyle yapayım herhalde görürsünüz Şimdi hayvanı buraya aldık Burada şöyle bir ayrıntı var arkadaşlar Şu bölge antrikot bölgesi Ancak antrikot bölgesi eğer Şu şekilde Kaburgaya doğru inen bir bölge olduğu için Kemiği ile birlikte şu şekilde çıkartırsa Bunlara Dalla Stik veya Osmanlı Stik de denilir. Osmanlı Ottoman Stik ya da Dalla Stik adı da verilmektedir. Bunun sebebi şu iç bölgesinde antrikot bulunmasıdır. Yani şu bölge. Onun dışında da kemik vardır. Kemikle beraber çıkartılırsa dediğimiz gibi Ottoman Stik ve Dalla Stik kemiğinden ayrılıp şu kemiğe yakın olan löp et çıkartılırsa bu da zaten antrikottur. Aradaki farkı birazdan size söyleyeceğiz arkadaşlar bunun hemen bir gerisinde kontrofile yer alır. Kontrofilenin alt kısmında ise şu alt bölgede Gizli bir şekilde hayvanın iç tarafında işte bonfile yer alır. Tamam O da O kemiklerin tam içindedir iç taraftadır yani dışta değildir. Şimdi bu haritaya göre bir de ikinci bölgelendirme sistemi var bu da lezzetine göre etler daha önceki haftalarda etin bağ dokuları, bağ dokusunun özellikleri ve su tutma kapasitesine göre lezzetin değiştiğini söylemiştik. Özellikle çok lezzetli etler sırt kısmında yer alır. Lezzetli etler bağ dokusu olan ve bol bol hareket eden bölgelerde yer alır. Mesela ayağın ön tarafının üst tarafı, butun arka but kısımları ki oradan daha sonra tranş bölümünün Diğer bölümlerin biftek bölümünün noir kontra noir bölümlerinin Bu arka kısımdan Çıkardığını biliyoruz Aynı zamanda dönerde bu sarı etlerin olduğu yerden çıkartılır Biraz da arkadaşlar dönere döş kısmından yağlı döş eti de Katılabilir özellikle kaburgaya yakın döş etleri katılabilir Son olarak da daha az lezzetli etler vardır Bunlar da şurada gördüğünüz kırmızıyla ifade edilen Döş bölgesi Ön kolun üst tarafı ve arkadaşlar boyun bölgesinin aslında arka tarafları boyunun ön tarafı da daha lezzetlidir. Ama tabii ki bu şöyle bir şey tamamen lezzetsiz değil dikkat ederseniz lezzetli az lezzetli diye geçer. Çok lezzetli lezzetli az lezzetli yani etin her türü zaten lezzetli olduğunu doğru yapıldığında doğru bir kıvamda hazırlandığında çok faydalı olduğunu görebiliyoruz. Son olarak da arkadaşlar üçünü bir arada görmeniz açısından ben bir de şöyle bir hayvanın resmine yer verdim. Bunu isterseniz yine ekranı net olarak görüyoruz herhalde. Şuraya alalım ki üzerinde rahat rahat çizme, şekillendirme işlemleri yapalım. Burada da şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Hayvanın sırt bölgesinde pirzolanın olduğu yeri zaten görüyoruz. Bu pirzolanın olduğu yer Dediğim gibi antrikotun olduğu yer. Eğer burası kemiği ile birlikte çıkartırsa pirzola özellikle büyükbaş hayvanlar için ve dallastik Osmanlı stik olarak da geçiyor demiştik. Kemiksiz çıkartılırsa iç kısmından antrikot. Burada küçükbaş hayvan pirzolasıyla büyükbaş hayvan pirzolası arasında en temel fark üzerinden de anlaşıldığı gibi pirzolanın büyüklüğü. İkisi de aslında hayvanın aynı bölgesi. Şurası pirzola böyle büyükse, devasa ve büyük bir kemikle veriliyorsa bu zaten büyük baş olduğunu gösteriyor. Bir de arkadaşlar hepinizin bildiği şöyle küçük kalem pirzola var. O kalem pirzolalarda kuzu pirzolası zaten. Kuzu ve koyun küçük baş hayvan. Zaten pirzola deyince aklınıza genelde küçük baş hayvan pirzolasının gelmesinin sebebi buradan kaynaklanıyor. Bunların farklı yapılma teknikleri var. Dana kontrafile arkadaşlar hayvanın kontrafile bölgesinden çıkartılır. Şimdi ben onları tek tek sizlere işaretleyeceğim. Şurası. Daha sonra birazdan bir te tekrar daha yapacağız. Ve fırın yemekleri için uygundur. Zaten bu sunumu size verdiğinde anlayacaksınız. Fırın, tava ve ızgara için uygundur. Özellikle döküm tavalarda çok lezzetli hale gelir. Dana antrikot yine yüksek kalite et grubunda yer alır. Şurası ve kontrafilenin ön tarafında yer alır. Yani bir tık şurasında yer alır. Şöyle işaretleyeyim. Şu da dana antrikotun olduğu bölgedir. Yine fırın yemekleri için özellikle tava yemekleri için ve ızgara için çok önemlidir. Dana kuşbaşı but bölgesinden elde edilir. Özellikle işte kontra noir, noir gibi Bölümler kuşbaşının çıkartıldığı yerlerdir. Yumurta gibi bölümler ise çiğ köftelik etin çıkartıldığı bölümdür. Bakın şurası birazdan orayı da özel olarak göstereceğiz. Bunlar da genellikle yemeklik, haşlamalık ve bazen kıymalık. Bir de özellikle daha önce söylediğimiz gibi bazı marine işlemlerinde kullanılacaksa çok faydalı olan marineye çok güzel tepki veren bölümlerdir. Noar ve incik bölümü var. Noar bölümü de kontra var. Noar olarak ayrılır. Şurası arkadaşlar hemen daire içine alayım. Yumurta bölümünün sol arka bölümü noar olarak ele alınır. Tıraş etler de bu bölümden çıkartılır. Özellikle tom ve jeri bifteyi dediğimiz biftek bu bölümün şurayla birlikte kesilmesiyle, dikine kesilmesiyle elde edilir. Ve genel anlamda Tom ve Jerry bifteğinin şu şekilde içerisinde iki tane işte ayrı sinir dokularının olduğu şöyle bir görüntüsü vardır. İsterseniz onu da Google'dan şöyle bakalım. Buna Tom ve Jerry bifteği de denir. Tom ve Jerry bifteği. Yani o eski çizgi filmlerde bilinen biftek aslında. Tom ve Jerry bifteği şu biftek gördünüz mü? aslında hayvanın kemiği ile birlikte şu ortada yuvarlak gördüğünüz yer kemik olan yerdir. Diğer bölümler ise hayvanın but kısmının olduğu yerdir. Arkadaşlar seste ve görüntüde herhalde herhangi bir sıkıntı yoktur. Olursa lütfen yazın. Tamam. Şu an yok gibi gözüküyor herhangi bir problemimiz. Gelelim. Bu bölümün altında yer alan incik bölümü. Birazdan hepsini tekrar bir tekrar etmekte fayda var. Ama incik bölümü bu tetlerin hemen altında bulunan şuradaki bölümdür. Dikdörtgenle ele alalım. incik bölümüne büyükbaş hayvanlarda badigo bölümü de denir. İncik eğer yuvarlak bir şekilde doğranırsa buradan çıkan et genel görünüm olarak şu şekilde ortası delikli olan bir ettir. Yuvarlak yuvarlak dilimlenir ve şu şekilde çıkartılır. Birazdan resimlerine tek tek bakacağız. Buna da arkadaşlar Ossobuco denir. Yani delikli incik anlamı vardır. İspanyolcada, da İtalyanca çok kullanılan bir tabirdir. Ossobuco. Türkçe'ye de bu şekilde girmiştir. Delikli incik anlamına gelir. Uzun süre haşlamalarda yemeklik yapılacak uzun süre pişmelerde 6-7 saatlik uzun çalışmalarda ortaya çıkar. Bazı aşçılık yarışmalarında bizim hayret ettiğimiz bir et bölümüdür. Yani adam bir bakarsın 30 dakikada eti pişirip önüne koyar. İncikte bunun mümkünatı yoktur arkadaşlar. Dünyanın en iyi inciği bile olsa bir saatten önce pişirilemez. En azından bugünkü tekniklerle gerçek lezzetine ulaşamaz. O yüzden uzun süre pişerek gerçek lezzetine ulaşabilir. Tıraş ve yumurta bölümlerini az önce biraz üzerinde durmuştuk. Şurası tıraş yumurta bölümleri. Yemeklik bölümlerdir. Izgara ve haşlaması marine edildikten sonra yaygındır. Dana gulaş bölümü gerdan bölümünden çıkartılabilir. Tıraş bölümünden çıkartılabilir ve ön kol bölümünden çıkartılır. Yani şuralardan tıraş bölümünden pençeta ve döş bölümünden de dana gulaş bölümü çıkartılır. Fırın yemekleri için uygundur. Birbiriyle birleştirerek kıyma yapımı için uygundur. Özellikle ön kol bölümü Adana kebap yapımı için döşle birleştirilerek uygundur. Ancak gerçek Adana kebap buraya not düşerseniz iyi olur. Küçük baş hayvanın erkek ön koldan yapılır. Erkek ve ön koldan yapılması makbuldür ve gerçeği budur. Peki danadan yapılmasının sebebi nedir? Daha ucuz olması ve erkek hayvanın her zaman bulunması küçük başlarda çok mümkün değildir. Çünkü küçük baş erkek hayvan az koku yaparken büyük büyük başlarda durum biraz daha farklı ve arkadaşlar şunu da unutmamak lazım. Erkek hayvanın özellikle yeme kalitesi ve Adana kebabı verdiği tepki diğerine göre daha farklıdır. O yüzden Adana kebaba çok daha iyi yakışır. Diğer taraftan kol bölümü var. Gerdan bölümü ve kol bölümü bol bol haşlanmalık ve yemeklik ürünler için önemli. Şurası yemeklik. Gerdan bölümünün bir diğer önemli noktası da arkadaşlar uzun süre pişirmelere uygundur. Tabii ki burada tava ve kızartma demiş ama tava ve kızartmaya güzel bir ayrım yapıldıktan sonra güzel sonuç verir ama kemiği ile birlikte yapıldığında haşlamaya ve uzun süreli pişmelere uygundur. Şurada gördüğünüz gibi yemekliktir. Son olarak da arkadaşlar kol ve gerdan bölümü var. Yani şurası tam boyun kısmı. Burası da direkt haşlamaya uygundur. Ancak bunların bir de genel olarak sınıflandırılması var. Şimdi bu anlattıklarımızı unutun ve bunu tekrar bir kere daha ele alalım. Aynı resmi koyalım. Şimdi genel sınıflandırmada da şu söz konusudur. Renklerine göre. Bakın arkadaşlar 3 tane bölüm vardır genel sınırlamada. Bir kıymalık bölüm. 2 ızgaralık bölüm. Mavi olan yer. 3 yemeklik bölüm genel olarak. 3 temel bölüme ayrılır. Yemeğin yapıldığı yere göre. Tamam. Şimdi bunu da şöyle ayrım yapabiliriz. Daire içine aldığım yer yemeklik genel olarak ve döner gibi marinasyona uygun yerler. Dikdörtgen içine aldığım yer ızgaralık ve yüksek kalite antrikot bonfile gibi etlerin olduğu yerler. Dalla stick de buradan çıkıyor. T-bone stick de buradan çıkıyor. Son olarak arkadaşlar üçgen içine aldığım yerler ise yani şurası kıymalık ve özellikle kıymanın lezzetini arttırmak için kullanılan döş gibi yerler. Lezzet arttırmada kullanılan bölümü de şöyle üçgen içerisine alayım. Şu bölüm. Döşün ön kola yakın olan bölümü lezzet arttırmakta kullanılır. Hatta onun rengini de şöyle mavi olarak yapalım. Anlaşıldı mı? Bu şekilde de kafanızda kalabilir. Şimdi isterseniz hayvanın her bölümünü tek tek ele alalım hepsini tek tek anlatalım ve bugünkü dersimizi bu şekilde sonuçlandıralım. Dersimiz birazcık uzun sürebilir. Eğer çok internet olmayanlar varsa bana özelden yazsın. Tekrarını sonradan izleyebilir ama önemli bir konu onu söyleyelim. Şimdi farklı bölümlere göre pişirme şekilleri var demiştik. Bir de bunun 13 farklı bölüme ayrılmış şekli vardır. Bir görüntümüzde. O 13 bölümde arkadaşlar size bifteğin veya antrikotun neye göre önem kazandığını tek tek anlatayım. Şimdi öncelikle ton ve Jerry bifteği dediğimiz ve şuradan çıkartılan biftek kesitine kesilmiş bir et bölümüdür. Biftek ise arkadaşlar aslında büyük parça etlerin temel adıdır. Mesela antrikot da bir biftek olabilir. Bakın şimdi onu göreceksiniz. Bakın gördünüz mü? Yanında biftek diyor. Yani birçok kişi bunu yanlış anlar. Yani bifteğin sanki çok özel farklı bir bölüm olduğunu düşünür. Bifteğin temel anlamı büyük parça et demektir. Yani antrikottan da biftek çıkartılabilir. Tamam mı? Bakın şöyle. Diğer taraftan kontrofileden de biftek çıkartılabilir. Yanına hemen bakar mısınız? Görüyor musunuz bifteği? Tabii buna bağlı olarak aslında. Bonfile'den de biftek çıkartılabilir ama burada yazmıyor hocam diyeceksiniz. Yazmamasının sebebi şu. Bonfile çok özel bir et olduğu için şuradaki et, et görüntüsünde 2 numaralı bölge bonfile olduğu için şöyle orayı üçgenle göstereyim. Bu bölge çok özel bir ettir arkadaşlar. Bu sebeple buradan biftek yaparak bu bölgeyi heba etmek kasaplarımızın işine gelmez. Çünkü bonfile çok özel fiyatlarla satıldığı için Buranın yanında biftek olarak yazmaz. Bakın dikkat ederseniz. Aslında kontrafile de çok özel bir ettir ama biftek olarak verilebilmektedir. Antrikot da çok özel bir ettir ama bağ dokusu ve özellikle yağ dokusu sebebiyle biftek olarak verilebilmektedir. Ton ve jere eti dediğimiz biftek ise yumurta, tranç ve sokumdan elde edilir. Yani şu üç bölümden. Orayı da ben şöyle beşgen içerisine alayım. Yani şurası. Tom ve Jerry büfteyi de bu beşgenin içinden elde edilir. Aslında kendi başına kuşbaşı sote tas baba uygun olsa da dikkat ederseniz buranın yanında da biftek olarak yazar. Gördüğünüz gibi biftek sadece hayvanın tek bir bölümü değil. İşte bu sebeple birçok kasap birçok aşçı biftek neresidir? Ürünün hangi bölgesinden neresi çıkar? birbiriyle kavga etmektedir. Hatta çalışacağınız büyük otellere gittiğinizde birçok ustanın aşçı başının bu konular üzerinden birbirine sataştığını görürsünüz. Temel sebebi işte bu gördüğünüz etim bölümleri haritası. O yüzden bu haritayı ezbere bilin. Şimdi bir numaralı bölgeden hemen söyleyelim kontrafile. Hemen yine tekrar etmiş olalım. 2 numaralı bölge bonfile. Şurası. 2 numara. Burada da şurası 2 numara. Bonflet'in aşağısında 3 numara ve 4 numara nuar nua olarak da geçer ve kontra nuar arkadaşlar. 3 numara dediğimiz nua bölümü kuyruğa yakın olan bölümdür. Şurası. 4 numara dediğimiz kontra nuar bölümü ise kuyruğun iç tarafına yakın olan bölümdür. Yani şurası. İkisinin birbirinden farkları var. Birazdan resimlerini ele aldığımızda göreceksiniz. 5 numara sokum bölümüdür. Sokum bölümünü üçgen olarak şöyle ele aldığımızda arka taraftaki pöç kebabına doğru uzanan bölümdür. Ve hayvanın en arka kısmı çok kıymetli bir et olmamasına rağmen lezzetli bir bölümdür ve uzun süre pişmeye uygundur arkadaşlar. Şurası. Tıraş bölümü 6 numaralı bölüm. Yine nuar, kontra nuar ve Noir'ın hemen ikisinin birleştiği yerde tranş bölümü yer alır. Tamam mı? O da şurasıdır. Gördüğünüz gibi. Hayvanın en çok şekillenen bölümü arka budun üst kısmıdır. 7 numaralı bölüm yumurta olarak geçer. Hani o çok bilinen ve kasapların sır gibi sakladığı çiğ köftelik bölüm var ya burasıdır. Ve burada her hayvanda 150-200 gram kadar Çiğ köftelik bölüm çıkartılır. Orayı da şöyle ok işaretine göstereyim. Yani şu aradan çıkartılır. Doğru çiğ köftelik bölüm. Özelliği, özel, özel yapısı sebebiyle içinde çok fazla sinir olmaması, yumurtanın dış kısmı bir zarla çevrili olmasına rağmen iç kısmının çok güzel bir şekilde kıymaya tepki vermesi ve diğer şeylerle ürünlerle, özellikle e, bu lezzet verici ürünlerle çok iyi bir etkileşim göstermesinden kaynaklanıyor. Bir diğer bölüm ise arkadaşlar şöyle antrikot yine ikinci bir tekrar oldu ama hemen kontrol filenin bir ön tarafıdır. Badigo diye geçen bölüm az önce söylediğimiz incik bölümleridir. Şuralar dört tane her hayvanda. Döş kısmı 10 numaralı bölümdür. Onu da şöyle yıldızla ifade edelim. Buraya da yıldız koyalım. Pençeta kısmı 11 numaralı bölümdür. Ona şöyle ok işareti koymuştuk az önce anlamanız için daha dikkatli ve burası hem lezzet arttırmak için hem de kaburgaya yakın bölümler olduğu için pençetanın ve döşün çok önemli bir özelliği vardır arkadaşlar. O da bu iki et bölümü bütün etlere lezzet katar. Döşün üst tarafı yalnız bak şurası. Alt tarafı değil. Döşün alt tarafı çok lezzetli değildir. Ama döşün üst tarafı özellikle şu üçgenin üst tarafı çok lezzetlidir. O yüzden döş eti bütün et bölümlerine lezzet katar. Özellikle şeylerde işte McDonald's gibi burger gibi King burger gibi böyle burger kingler bu döş kısmından çok yararlanır. Siz de eğer köfte yapacaksanız başka ürün yapacaksanız döş kattığınız zaman lezzeti iki katına çıkar. Bundan emin olabilirsiniz. Kürek bölümüne şöyle bir yıldız koyalım arkadaşlar. Kürek bölümü zaten hayvanın ön tarafı içinden kürek gibi bir bölüm çıkar pişirildiğinde. Son olarak da gerdan bölümü ona da şöyle bir dikdörtgen koyalım. Gerdan bölümünü zaten birçoğunuz biliyorsunuz. Tamam. Hızlıca bunların pişirme yöntemlerini anlatıp her bölümü ayrı ayrı ele alacağım. Kürek bölümü kuşbaşı ve kıymaya uygun. Gerdan pençita ve döş bölümü kıymaya uygun. Badigo bölümü puli denilen ve ossobuko denilen bir pişirme yöntemine uygun. Yani puli de şu var arkadaşlar. Puliyi çok soranlar oluyor. Hafif şeyle haşlama suyu ve içinde lezzet verici ürünler ve sıvılarla pişmeye biz puli yöntemi diyoruz. Ossobuko da buna çok uygundur ve haşlamaya çok uygundur. Bunlar en az 2 saat pişmesi gereken etlerdir. Özellikle badigo bölümü. Yani şurası. Hani bazı Türkiye'de meşhur olan bazı problem şeylerde programlarda 30 dakikada incik pişiriyorlar ya. Hani ismini anmayacağımız bazı programlarda benim fazla izlemediğim. Benim izlemememin sebebi bu. Yani birazcık şova dayalı yemek yapıyorlar. Bunun mümkünatı yok. 30 dakikada incik pişmez arkadaşlar. Tamam bunu bilin. Birisi 30 dakikada ben incik pişiriyorum çok lezzetli oluyor falan diyorsa o adam yalan söylüyordur. Zaten biz bunu aşçılık yarışmalarında adama sorarız. Deriz ki jürilik yaptığım yarışmalarda ben soruyorum. Sen bu inciyi kaç dakikada pişirdin diye sorarım. Yani 30 dakika 20 dakika 15 dakika diyorsa o işte bir kıllanma vardır bir sıkıntı vardır incik 30 dakikada kalitesini gösteremez doğru dürüst pişmez arkadaşlar buna işte badigo bölümü de dahil Antikot bölümünü ızgara olarak zaten söyledik bir tekrarımız olsun. Yumurta, tıraş ve sokum bölümü birbirine yakın etler ve arka bölümden çıkartılan etler. Gördüğünüz gibi kuşbaşı, sote, tas kebabı döner. Buraya onu da yazalım. Şöyle döner bu bölümden elde ediliyor. Tamam. Türk mutfağının vazgeçilmezi olan medarı iftarımız döner. Bu bölümden arka but kısmı. Ve dönerin içerisine biraz da döş katılır. Dönerin içinde 3 tip et vardır arkadaşlar. Bakın şu döş kısmı. Dönerin bulunduğu tranş kısmı. Bir de ön koldan alınan kısım. Tamam mı? Döş lezzet katmak için kullanılır. Yağ kullanılır içinde. Döşün yağ kısmı. Kavram yağ diye de adlandırılır. Ön kol lezzeti tadını değiştirmek için kullanılır. Arka but kısmı da dönerin ana malzemesini oluşturur. Gulaş kontra nuar ve nuar bölümlerinden elde edilir. Gulaş'ın ismi Macarca tabirde gul aşıdır. Kökeni Kanuni Sultan Süleyman'ın Macar seferine dayanır. Ve yapılan araştırmalarda Kanuni Sultan Süleyman'ın bir rivayete göre Çeşnici başına bana kullarıma uygun bir aş yapın dediğinden yola çıkılarak bu isim verilmiştir. Ve gul aşı isminden gelir. Kulaş da arkadaşlar gulaş kulaş veya Macar gulaşı olarak bilinen yöresel efsanevi bu uzun sürede pişirilen bir et çeşidi. Özellikle patateslerle büyük parça şeylerle sebzelerle haşlamaya dayalıdır. Gulaşın temel mantığı elindeki sebzeler haşlama ürünlerinin etle birlikte haşlanmış halidir. Nuar rosta ve haşlamalara uygundur. Kontra nuar biftek ve stiklere uygundur. Bonfileyi artık söylemiyorum bile. Peki. Arkadaşlar bunları tek tek ele aldıysak şimdi de teker teker ele alalım. Ekran görüntüleriyle birlikte bakalım. Biftek nedir? Biftek denince akla hayvanın diz ekleminin üst kısmında oluşan yer akla gelir. Ama az önce ben size bifteğin bonfleden, antrikottan Nuar'dan kontra Nuar'dan ve Tom ve jeri bifteği denilen bölgelerden çıkartıldığını söyledim. 4 bölgeden çıkartıldığını biliyoruz. Artık buna tekrar dönmüyorum. Tekrar siz videoyu izlediğinizde ele alırsınız. Alt kısmına incik denir. Buttan ve böbreğin altından çıkan bölümün hemen üstüdür. Etin en kıymetli yerlerinden birisidir. Sinir ve yağ bakımından hemen hemen hiç yoktur. Ancak arkadaşlar burada bağ dokuları yer alır. Yani şuralarda gördüğümüz gibi bağ dokuları ince ince yer alır. Onu da söyleyelim. Antrikot hayvanın sırt kısmından elde edilir. Birinci kalite biftektir. Bakın burada yine biftek dedi gördünüz mü? Mangal türü tüketiminde uygundur. Bonfileye göre daha yağlı. Kontrafileye göre daha yumuşaktır. Bakın. Şu. Daha yağlı. Bonfile az daha az yağlı. Ve bağ dokusu çok az. Yağ tabakası fazla. Aynı zamanda antrikotun arkadaşlar sağ tarafından sol tarafından bulunan kemik bölümünün alınmadığı haliyle de otdomun stik dediğimiz ve dalla stik dediğimiz stikler çıkartılır. Bunu da söylemiştik. Nuar bölümü budun farklı bir parçasıdır. Bacaktan karına doğru olan kısımda sinir ve yağ yoktur. Halk arasında rost olarak bilinen ürünlerin yapımında. Nuar yağsız olarak tercih edilerek, sevilerek tüketilmektedir. Tek başına pişirildiğinde son derece lezzetli, rosto ve haşlama yemeklerinde de son derece kıymetli bir ettir. Kontra Nuar, Nuar'a göre komşudur. Nuar'ın bir tık ön tarafındadır. Nuar kısmı kuyruk kısmına yakın, kontra Nuar kısmı iç kısma yakındır. Salçalı yemeklerde hafif puel denilen pişirme yönteminde özellikle uzun süreli pişirmelerde, kısık ateş pişirmelerinde, teflon ve tava ızgara pişirmelerinde arkadaşlar dikkat edilmesi gerekir. Özellikle teflon tavada pişirilecekse sert olmaktadır. Burada önemli ayrıntı şudur: salçalı biftek yapımında kullanılacaksa salçanın miktarının düşük tutulması gerekir. Salça miktarı ne kadar fazla ise bu etin yüzeyinde bir tabaka oluşturarak sıvıların etin içerisine geçmesi önlenir. Yani etimizi şöyle alalım. Eğer arkadaşlar salça miktarını yüksek tutarsanız bakın salçalı yemeklere uygundur ama salça miktarını yüksek tutarsanız bu etin sinir dokuları dış yüzeyinde bir bağ dokusu olduğu için etin içerisine su ve sıvı girişi olamayacağından dolayı çok sert olur. Bakın buna dikkat etmek gerekir. Ve arkadaşlar marine işlemini düzgün yapılmazsa yine sert olabilir. Ve et su tutma özelliğini taşımadığı için böyle lastik gibi hale gelebilir. O yüzden kontra nuar bölümüne nuara göre bir tık daha dikkat etmek gerekiyor. Tıraş bölümü yine kontra nuara yakın bir ön taraftır. Tas kebabı yapım için uygundur. Butun üst taraflarının orta kısımlarına dek gelir. Kalça kemiğinin üst kısmından elde edilir. Döş kısmı genellikle kasapanelerde bu şekilde sarılarak sunulur. İç içe birkaç katmandan meydana gelir. En dıştaki katman döşü çevreleyen kavram yağı tabakasıdır. Kıymetli bir yağ tabakasıdır. Lezzet oranı arttırır. Hemen altında kaburga etine yakın lezzette bir et yer alır. Onun altında ise arkadaşlar ince bir zar tabakası yer alır. Bu yüzden kıyma yapımlarında büyük çekim kıymalarda ve az önce söylediğimiz gibi genellikle köfte kıyması yapımında yağlı kuşbaşından hazırlanan birleşik et yemeklerinde köfte ve hamburgerlerin lezzetini arttırmak için özellikle işte burgerlerde king burgerlerde falan kullanılan bir bölümdür. Lezzeti arttırmak için son derece faydalıdır. Özellikle de köfte lezzetini arttırmak için önemli bir ayrıntıdır arkadaşlar. Kavram yağıyla kullanılması gerekir. Kontrafile bölümü aslında kendi içinde iki bölümden oluşur. Birisi kontrafile, birisi de şu gördüğünüz kontrafile bonfileye göre bir tık daha sert, bir tık daha sinir yapısı, sinir bağ dokusu fazla olan kıyma yapımı için ve dövmeye uygun olan bir ettir. Bonfileye göre bonfile ise arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi dövme işlemlerine uygun bir et değildir. En büyük aradaki fark Bonfile daha kırmızımsı bir yapıdadır. Bakın burada görüyoruz. Kontrafile daha açık renklidir. Antrikot ise arkadaşlar bu ikisinin orta renginde kırmızıya yakın renklidir. Yani şurada da buna benzer. Antrikotun rengi buna daha çok benzer. Burada kontrafilenin iki temel et bölümünden oluştuğunu unutmayalım. Bunlardan bir tanesi t-bondur. T-bone bölümü olarak eğer kemikle birlikte şu şekilde çıkartılırsa buna T-bone denir. Bazı kaynaklarda T-bone'da antrikot ve kontrafilenin olduğu söylenilse de gerçek tam manasıyla T-bone kontrafile ve bonfile kısımlarından oluşur. T-bone'un küçük olan kısmı yani sol tarafı bu resme göre sol tarafı tabii ki bonfile kısmıdır. Bonfilenin uç kısmıdır. Bu sebeple yağlı bir bonfiledir. Yani şurası arkadaşlar. Bakın. Bunun diğer tarafı ise daha kırmızı ele alacağımız şurası da kontrafiledir. O yüzden kontrafile yalnız başına kontrafile olarak çıkartılıp daha solgun bir şekilde görülen şu löp haldeki kontrafile vardır. Bir de kemikle birlikte çıkartılan kemiğin uzantısı olarak yer alan az önce söylediğimiz t -bon olarak karşımıza çıkar. t -bon ismini şuradaki T harfinden alır. Çünkü kemiği ile birlikte doğranır. Daha önce size anlattığımız doğrama tahtasıyla, doğrama cihazıyla doğrandığı için arkadaşlar şöyle bir T vardır burada. T-Bone ismini de zaten bu T'den alır. T bir kemiktir. Hatta şöyle ben size onu daha kalın bir şekilde göstereyim bak arkadaşlar şurası bir kemik ve burası bir kemik ve kemiğe yakın olan bunun sol tarafı daha lezzetlidir şurası bonfiledir ve küçük parça bonfilenin en uç kısmıdır yağlı ve çok lezzetlidir sağ tarafı ise arkadaşlar kontrafile olduğu için aslında kendi başına kullanılsa antrikot ve bonfile ile yarışamayacak bir ettir ama bu şekilde kemiği ile birlikte kullanıldığında her ikisiyle yarışabilmektedir. Fiyat olarak da yüksek fiyatlı bir et bölümüdür. Tamam mı? Kontrafiliye göre fiyatın artmış olması kemiğe yakın olmasından kaynaklanır. Bunu da unutmayın. Hayvanın en lezzetli bölümleri kemiğe yakın olan bölümleridir. Gelelim bonfile. Şöyle genellikle bir iple falan bağlanarak dağılması önlenerek ızgara üzerinde dövülmeden pişirilen Zaten sinir dokusu olmayan, çok siniri olmayan hayvanın iç bölgesine elde edilen birinci kalite özel bir büfteklik bölümdür. Bakın burada büftek olduğunu yazmış kaynağımız. Az önceki resimde bunu vermemişti. Ancak açıklamasında onun da bir biftek olarak verilebildiğini veriyor. Az önce söylemiştik neden biftek olarak verilmez? Çünkü biftekler ucuz verilir bonfileye göre. Bu sebeple bonfile bir biftek türü olsa da kasaphane ürünlerinde biftek olarak değerlendirilmez. Teflon tavada, ızgarada, özellikle döküm tava yöntemlerinde çok faydalı ve çok lezzetlidir. Alternatif kullanım biçimleri fondü dediğimiz, özellikle böstronogof dediğimiz Fransız usulü, İtalyan ve İspanyol usulü ince şeritler halinde doğranarak hızla wok tavada pişirilen ürünlere örnek verilir ve bunlar mantar sosla birlikte mantarla oluşturulur. Burada Fransızlar her ne kadar böstronogof'u kontrafile ve Bonfile'den arkadaşlar yapsa da lezzet arttırmak için Böstronagov içerisine antrikot da kullanılır. Böylelikle Böstronagov'dan yapılan etin içinde 3 tip et karşımıza çıkıyor. Bonfile, kontrafile ve antrikottur. Bunlar mantarla birlikte en son mantar hızlı bir şekilde sotelendiği için çok çok lezzetli bir ettir. Hatta Böstronagov'a bazı kaynaklar Fransız, Fransa'nın ve Fransız kültürünün döneri de derler. Merak edenler için internete Böstronogov diye yazarsanız Böstronogov hatta ben yazayım. Keşke slayta koysaymışım. Böstronogov yemeğinin görüntüsünü görebilirsiniz. Fransız döneri de derler yani genel gastronomi sektöründe. Şöyle bir hafif salçalı malçalı hafif bir salça konulabiliyor. Kremalı falan yapılan bir et türü son derece yumuşak. Görüyor musunuz? Buna Böstronogov denir arkadaşlar. O da Fransa'nın döneri diyebiliriz. Özel ve pahalı bir et bölümüdür bonfile. Yanlış kurban kesimlerinde bakın buraya dikkat edelim. Ve özellikle yanlış kasaphane kesimlerinde et heba olmaktadır. Heba olabilmektedir. Kurbanlarda bildiğiniz gibi birçok kişi bunun hayvanın neresi olduğunu bilmez. Hayvana çatır çutur dalar, keser. Bunun sonucunda da arkadaşlar maalesef kurbanımızda bu bölüm heba olmaktadır. Bunu da söyleyelim. Gelelim pöçük. Pöçük hayvanın kuyruk kısmının arka kısmıdır. Kuyruğun ilk altı boğumuna pöçük adı verilir. Şu resimde de gördüğünüz gibi. Yöresel mutfaklarda Türkiye'mizin Selçuklu mutfağına ve Mevlevi mutfağına öncülük eden Konya, Kayseri, Kırşehir illerinde küçük kebabı yaygın olarak yapılır. Küçük kebabı bir şey toprak kap içerisine çok az su, hafif yağ, hafif zeytinyağı gezdirilip fırında 10-15 saat pişirilen, piştikten sonra ağızda dağılan bir kebaptır. Hatta ben Samimi Mutfak yemek kanalımda bu kebabın yapılışını yaptım. En önemli özelliği kolajen bakımından çok zengin olduğu için hayvanın kuyruk bölümünün ve hayvanın kolajen bağ dokusu bölümünün en kuvvetli olduğu bölümdür arkadaşlar. Bu neden önemli? Kolajenin yapılan birçok çalışmada yaşlanmayı geciktirmekten diz kapaklarında bulunan kıkırtak eklemlerinin zayıflamasına kadar birçok sorunu önleyen bir madde olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sebeple kolajen Yapılan yemeklerde yemeğin bağlayıcılığını da arttırır. Hani et yemeği yapıldığında uzun süre piştiğinde o sıvı Belli bir sürede pelte kıvamını alıyor ya işte o pelte kıvamını aldıran ürün pöç kebabının içerisinde bulunan kalojendir. Son derece faydalıdır. Birçok vitamin mineral açısından hayvanın yine en değerli bölümlerinden birisidir arkadaşlar. Uzun sürede pişmeye haşlanmaya çok uygundur. Lezzetli ve faydalı bir et kısmıdır. Paça gibi ürünlerin yapımında kullanılabilir. Kendine has tandır çorbası yapımında kullanılabilir. Türkiye'mizde en önemli bilinen kebap yöntemi Kayseri olarak bilinen ancak bölge olarak Konya, Kırşehir, Kayseri ve Nevşehir'de yapılan pöç kebabıdır. Keşke onun resmini koysaymışım. Neyse Google amca sağ olsun. Pöç kebabı dediğimizde içinizde Kayseri'li olan var mı? Bakın burada görüyoruz resmini. Piştikten sonra lokum gibi olur arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Gerçekten lokum gibi ağızda dağılır. Doğru pöç kebabının en az 6-7 saat pişirilmesi gerekir. Bakın bu şekilde. Ve gerçekten inanılmaz lezzetli bir et bölümüdür. Sokum kısmı ızgara büftekten çıkartılan bölümdür. Şiş ve tas kebabı yapımına en uygun olan bölümdür. Kaliteli bir ettir. Şiş yapımına uygun olmasının sebebi doğrudan ateşe temas edildiğinde içindeki sıvıları bırakmamasıdır. Bu sebeple şiş yapımında en önemli bölümdür. Doğrudan ateşe uygundur. Yumurta bölümü az önce söyledik yumurtanın bir bölümünden badigonun üst tarafından ve hayvanın but kısmının iç kısmından özel bir bölümdür. Küçücük de bir bölümdür. Bunun da orta kısımlarından arkadaşlar sinirsiz, yağsız, löp halde ve özellikle Yöresel kültürlerimize, yöresel mutlak kültürümüze yer alan çiğ köfte yapımına uygun etler çıkartılır. Ve şeylerle birlikte, lezzet derece maddelerle birlikte çok çok güzel bir hale gelebilir. Her hayvanda 150-200 gram kadar bulunur. Soslu ve salçalı pişirmelere, haşlamalara, uzun süre güveç içerisinde pişirmelere çok uygun gider. Bununla birlikte arkadaşlar dana sote, tas kebabı yapımında da çok önemli bir bölümdür. Gerdan bölümü genellikle kıyma yapımında tercih edilse de dana sote, tas kebabı, bununla birlikte sulu yemekler, haşlanarak tüketilen et yemekleri, afyon bölgemize ait olan arkadaşlar özel çorbaların yapımında özellikle afyon bölgesinde yapılan tandır çorbası isim olarak da verelim. Gerdandan çok lezzetli olur ve ayrı bir lezzet katar yemeğe. Etin suları içerisinde çok güzel bir şekilde lezzeti arttırıcı özelliği vardır. Bu sebeple bol miktarda haşlama sularında boyun ve gerdan etinden faydalanılır. İncik arkadaşlar dana incik büyük parça haldedir. Şu şekilde doğranarak tüketildiğinde buco anlamını alır. Ossobuco'nun İtalyanca İspanyolca bir kelime kökeni olduğu bilinmektedir. Delikli kemik, delikli et anlamı taşır. Delikli etin anlamını da piştikten sonra elde edilen görüntüsünden oluşturur. Biraz pöçe de andırıyor değil mi arkadaşlar? Bakın şurada pöçü de andırıyor. Pöçün etrafı komple çevrili. Ossobuco'nun etrafı ise tek taraflı. Kemiğe dayanır. Yine çok lezzetli bir ettir ve ucuzdur. Badigo bölümünün dilimlenmiş halidir. Mutlaka yapıp tüketin. Samiye mutlaka ben bunun yemeğini de yapmıştım. Çok çok lezzetli bir bölümdür. Yine kalojen bakımından çok lezzetlidir uzun süre pişmelere uygundur. Kaburga şurada da görüldüğü gibi kavram yağı denilen bir yağ ile kaplı olan bölümdür. Çok lezzetli bir yağ tabakasına sahiptir. Kavram yağı etin su tutuculuğunu arttırdığı için etin lezzetini de arttırır. Ayrıca kaburga bölümü kemiğe en yakın olan bölüm olduğu için uzun süre pişmelere uygundur. Daha kaliteli yemeklerde kalitesini arttırmak için Döner gibi yemeklerde kavram ile birlikte etin yüzey kısmı alınarak dönere ayrıca bir lezzet katmak için kullanılır. Izgara olarak kaburga'nın kendisi, kaburga kafes, kuzu kafes yapımında ayrıca çoban kavurması yapımında, kuşbaşı yapımında kullanılır. Özellikle salam sucuk, sosis gibi ürünlerin jambonluk bölüm dediğimiz ve jambona lezzetini katan temel bölüm kaburga etidir ve oldukça da lezzetli bir bölümdür. Fırında da fırınlanarak uzun süre kısık ateşte 150-160 derecede pişmeye çok uygun bir bölümdür. Hatta bazen kaburganın dış yüzeyi alüminyum folyo ile sarılarak fırına atılıp 6 saat gibi pişirilerek yumuşacık lokum gibi bir et elde edilir. Son olarak da arkadaşlar fileto nedir? Fileto nasıl kullanılır? Onu da söyleyelim. Fileto biftek çeşitlerinin hangi biftek olursa olsun ince bir şekilde doğranmasıyla elde edilen bir yöntemdir. Özellikle Türk mutfağında çok kullanılarak tüketilmese de döner yapımında kullanılan filetolar, ince filetolar filoto yönteminin bir ürünüdür. Yöntem olarak Türk mutfağında kullanılsa da filoto et olarak Türk mutfağında çok kullanılmaz arkadaşlar. Çünkü filoto etlerin su kaybı çok hızlı olur ve ince tabakalı etler olduğu için genellikle döner yapımında tercih edilir. Sevgili arkadaşlar, bir dönemin daha sonuna geldik. Umarız buraya kadar anlattığımız yerlerle birlikte memnun kalmışsınızdır. Zaten dersimizin de sonuna eriştik. Son olarak ömür boyu sevgi, saygı, huzur, sağlık ve mutluluk sizlerle olsun diyorum. Umarım bu dönemimiz başarılı bir şekilde geçmiştir ve güzel ayrıntılı bilgiler elde edilebilmişsinizdir. Sizlere faydalı olabilmişsem ne mutlu bana sorusu olan var mı sevgili arkadaşlar, sevgili öğrenciler? Tabii konu bitmez. Kasaphane ürünleri o kadar derin bir konu ki ben size hala anlatacak olsam daha bir 20 hafta anlatırım. 14 hafta anlattım ama Anlatacak olsam zamanımız yetişse 20 hafta daha anlatırım. Bu arada sizlere vermiş olduğumuz kasaphanede kullanılan malzemeler, kasaphanedeki diğer et bölümleri, etlerin sıvılarla işlemlenmesi, etlerde kullanılan baharatlar gibi sizlere öde olarak verdiğim konuları arşiv haline getirdim. Toplam 200-300 sayfaya yakın bir arşiv oldu. Bu arşivi DYS sistemine yükleyeceğim. İçinizde arzu edenler o arşivi indirip kullanabilirler arzu edenler de kullanmayabilirler. Bu sizin tamamen keyfinize kalmış. Ben sizin yerinize olsam o verilen ödevleri indiririm. Kendime güzel bir CD yaparım. Üzerine de kasapane ürünleri yazarım. Çünkü gerçekten arkadaşlar her ne kadar burada 121 sayfalık bir slaytı sizlerle 14 haftada ele almış olsak da çok detaylı konuları ele aldık. Hayvanla ilgili enzim yapılarından tutun. Etin önemli kısımlarına kadar gerçekten müthiş bir anlatım yerine getirmeye çalıştık. İnşallah faydalı olmuştur. Umarız sizler de faydalanmışsınızdır. Ben sözümü tuttum arkadaşlar. Dönemin başında size anlatacağım dediğim bu resmi dönemin sonunda <laughs> anlattım. Özür dilerim. Bu kadar çok konuşunca ses gidiyor. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Bu arada ben bu sunumumu kendi yemek kanalım olan Samimi Mutfak'ta da yayınlayacağım. Orada da istediğiniz zaman bu sunumu gözden geçirebilirsiniz. Murat teşekkürler hocam demiş. Beyza çok güzel de her şey demiş. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah faydalanmışsınızdır. Özellikle etlerle ilgili bunların dışında hocam benim kafama şu takılıyor bu takılıyor dediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? son olarak. Ben şimdi kaydı kapatacağım. Kayıttan sonra da sorunuz var mı diye bir 5 dakika sizinle sohbet edeceğim. Ondan sonra dersimizi bitireceğim. Bir başka dersimizde o zaman görüşmek üzere diyeceğim ama artık kasaphane dersini bitirdik. Dönemin sonuna geldik. Bir başka dönem görüşmek üzere diyelim inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Evde kalın. Sağlıcakla kalın, mutlulukla ve huzurla kalın arkadaşlar.